meşhur olan Kökcan önündeyiz bugün. Burası Erzincan şubesi. Birazdan cağ kebabıyla meşhur olan ilimiz Erzurum'a gideceğiz. Bakalım orada bu süreç nasıl ilerliyor? Hep birlikte gidelim. Ana yurdu olan şehrimiz Erzurum'dayız şu an. Birazdan içeriye gireceğiz. Cağ kebabı nasıl pişirilir, nasıl sunulur bunları göreceğiz. Görmekle kalmayıp tabii ki de tadına bakacağız. Hep birlikte içeriye girelim. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sayıyoruz. 11 cağ kebabı yedik. Gerçekten yediğimiz en güzel cağ kebabıydı. Personelleri çok ilgiliydi. Çok teşekkür ederiz. Muazzam görünüyor. Birazdan buna deneyeceğiz. Cağ kebabın ustası ve yıllardır bu işle uğraşmış Kenan Bey'in yanındayız. Kenan Bey, cağ kebabı nasıl sunulur, nasıl pişirilir? Bize biraz anlatır mısınız bu muazzam lezzeti? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 28 yıldır bu işle uğraşıyorum ben. Cağ kebabı kuzu etinden hazırlıyoruz. Kuzu etinden. Kuzu etinin de kaburga, but ve kol tarafından hazırlıyoruz. Birkaç gün önceden kesilen hayvanın sinirlerini temizliyoruz ve salamurada bir iki üç gün dinlendiriyoruz bunu. Daha sonra bu şekilde şişlere hazırlayarak şişleri ocağa getiriyoruz. Odun ateşinde, özellikle odun ateşi olması gerekiyor. Yani tüpte değil, odun ateşinde pişiriyoruz bunu. Ve şu şişlere cağ kebap diyoruz biz burada. Adını da buradan alıyor zaten. Cağ kebabı buna takılarak tekrar altları diğer ızgarada kızartılarak müşterilere servis yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten tadı çok güzel. Denedik. Tekrardan kolay gelsin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz bu tadı tatmaya. Evet. Kökcan. Evet.